Vallahi yaşam dediği ölüden medet umulmaz. Mafya desen hakeza. Efendime söyleyeyim, petrol dediğin petrolün mafyası kim? Mafyası kim? Ben diyor Türkiye'de milletvekiline 10 milyon dolar veriyorum. Ey iktidar! Dininiz, imanınız, vicdanınız, merhametiniz var mı? Bu adam bunu söylüyor da sizler neden susuyorsunuz? Cem evleri cümbüş ev. Ulan nasıl cümbüş ev oluyor lan? Şimdi öyle demiyor ama. Hayır. Hacı Bektaş'a gitti. Ener ki o Hacı Bektaş'ı Veli'de. Aha niyaz ediyorum. Ener bir yer varsa benim kıl kadar hakkım varsa zehir zımbık olsun. Vallahi ben 68 kuşağıyım artık o kadar. Kılıçdaroğlu diyor, efendim diyor. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat gidiyor. Affedersiniz çok berbat, bombok her şey. Köprü, baraj, yol, İHA, siyadet. Lanet olsun, onlar eksik olsaydı da benim ekmeğim, aşım daha ucuz olsaydı. Bu böyle olmaz, bu böyle olmaz. Bu pazar ben 72 yaşındayım, böyle günler hiç yaşamadım. Bu kadar yokluk, bu kadar hayatınızın en zor anı benim şu an. Bu kadar pahalılık hayatımda görmedim. Bak normal bir pahalılık değil. Böyle zıpladı, hopladı fiyatlar. Neden düzeltilmiyor bunlar? Niye çare bulunmuyor? Yani hepimiz ölelim mi? Toplu ölüm mü olsun? Ölelim, yaşamayalım. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kesinlikle belli. Şimdiki hükümeti asla vermezdim. Belli vereceğimiz asla belli. Asla vermezdim şimdiki hükümete. Evet, kime vereceğiz efendim? Belli. Ben şeyi seviyorum. Yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Maltepe ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceğiz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Çalışıyor muyuz? Evet, çalışıyorum. Yetmiyor mu efendim? Yetmiyor. Kiralar, kira mı eviniz? Kira, evet. Eyvah, daha da kiralı daha zor. Evet, kesinlikle. Nereye gidiyoruz ülke olarak? Ülke olarak gidişatımız şu anda iyi değil. Peki bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Biz gazeteciyiz, hiçbir partiyle alakamız yok. Ben devlet memuru olduğum için bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Maltepe'de yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Her şey çok zor. Sadece Maltepe'de değil, sanırım Türkiye'nin her yerinde yaşam çok zor. Sizden önce birisi ki uçuyoruz dedi. Allah reisi başımızda eksik etmesin. Köprü, yol, İHA, SİHA, postane, hastane 80 yılda yapılmayanı 20 yılda yaptık dedi. Doğrudur. 5 çeteyle uçuyorlar onlar. 5'li çeteyle uçuyorlar. Ama halk uçmuyor diyorsun. Nerede o halkın kanadı kırık. Efendim emekli miyiz, çalışıyor muyuz? Efendim emekliyim, sürünüyoruz. Ben çocuklarıma 40 yıl bu devlete hizmet verdim. Hizmeti. Maaşım ne kadar diye sorarsanız daha yeni zamlarla 4500 lira oldu. Bir kira değil belki Maltepe'de. Kira olsa eviniz. Allah'tan kiram yok işte. Olsa kira etmeyecek. Tabii aynen öyle. Memleket uçuyormuş. Son 2 yılda çok dip yaptık. Paranın değeri kalmadı. Son 2 yılında tamamen dip yaptık. Zaten iktidarda olduklarından beri çok kötü yönetildik. Şimdi beyefendi bakınız. Efendim? Ya evet önce kendini ondan sonra gizli yüzünü gösterdi millete. Takiye yaptı. Lütfen açıklansın bu. Evet. Kanallarda gerçekten verilsin bu benim söylediklerim. Evet. Ve ben de kendimi suçluyorum. Ben Yeni Demokrasi Hareketi'nin kurucularındanım Cem Boyner'le. Bunlar işte biz halka gerçekleri anlattık ama ağzımızın payını aldık. Sonra dedik ki neden kaybettik araştırdığımızda o zaman koalisyon hükümetlerinin üyeleri asker gibi yat kendi partisine ver. Çünkü bizim vergilerimizde siyasi partilerin kendi üye olduk partilerin sırtından geçindi. Evet. Bu ülke durup dururken bu hale gelmedi. Bu ülke sahte solcular, sahte sosyal demokratlar, sahte milliyetçiler, sahte dinciler ondan sonra hepsi sahte. Bunlar ondan sonra işte sahte Aleviler, sahte Sünniler neyse Atatürk'ün arkasına sığınarak politika yaptılar. Tarikatların kucağına ülkeyi ittiler. Bu röportajı lütfen yayınlasınlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunursa ben bu yaşta hapishanede kendimi güvenlikte buluyorum. Yanlış bir şey söyledim. Ya. Yanlış bir şey söyledim. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Efendim Millet İttifakı'na Kılıçdaroğlu.
Hapiste kendimi daha güvenli, ilginç. Evet, evet. Türkiye'de ondan sonra her türlü hayatımız risk altında. Dışarıda. Dışarıda. Hapiste daha güvenlikte olacağız. İlginç. Yani evet evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Tabii problem var. Yaşam, geçim, ekonomide problem var. Dolayısıyla acilen hükümet büyüklerinin oturup bir şekilde çare bulması gerekir. Ama bir de şu, bir de şunu belirteceğim ben size. Örneğin bakın, COVID'den önce yani bu 2,5 yıllık süre içerisinde sorduğumuzda 70 bin liralık araba, bir soruyorsunuz aynı neydi işte, yani altın katlama mı yaptınız bunu? 300-350 bin liradan falan. Fırsatçılık var mı? Evet. %70'te bana göre büyük fırsatçılık var. Çift krizi diyorlar. Araba üretilmiyor. Yani gibi. Yani herkes bir şeyler söylüyor dolayısıyla. Baktığımızda var mı? Var. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bana sorarsanız. O sonuna geleceğiz arkadaşlar. Seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi ben hem partinin içerisinde bulundum. Hala da partinin içerisindeyim. Herkesin görüşü kendisinindir biliyorsunuz. Herkese de saygı duyarım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veririm. Çünkü evet, yönetim... O kadar ekonomiyi eleştirdiniz. 20 bakın, yıldır AK Parti var. Biraz ters olmuyor mu? Şimdi bakın, ekonomiyi eleştirmek başka, parti olmak başka. Ama 20 yıldır AK Parti tek başına. Ama bakın, ben hatalarını da söylüyorum bana. Şimdi bakın, AK Parti diyorsunuz da bugün bakın bir şey söyleyeceğim size. Bugün 29 Ekim 1923 yılında kurulmuş bir cumhuriyette önce referandum, sonra %52 halk oyuyla seçimli bir başkan. Değil mi? Şimdi bunda baktığınızda düşünün. Şimdi bugün tarih... Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yazdık diye... Oh, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Allah dayasın. Emekli miyiz? Çalışıyor muyuz efendim? Emekliyim. Yetiyor. Yetiyor. Hem de fevkale yetiyor. Ev kendimin, evet. Yüksek emekli misin efendim? Birçok emekli yetmiyor. Yok, normal emekliyim ama yetiyor. Niye yetmesin bir garip ocağı? Fevkale de yetiyor. Bir çocuk olanı da fevkale de yetiyor. Daha ne olsun ya? Ben bugün 5 bin... Kilo peynir 150 bin lira dedi. İsterse olsun 200 bin lira. Yetiyor diyorsan yetiyor. Yetiyor. Benim aldığım para bana bol bol yetiyor. Allah adam gibi, adam gibi geçinirsen sen. Ama adam gibi. Efendim? Allah da bereketin 5'in üstü. 5'in üstündeyim, evet. Allah kahretsin. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz efendim? Kime verebilirim? Bilmiyorum biz. Tayyip'ten başka daha var mı birisi? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, reisimizin, tamam. Allah uzun Maltepe'de ömür versin. Efendim. Maltepe'de oturuyorum. Peki. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bence pek iyi gitmiyor. Sıkıntı, öğrencisiniz galiba. Evet. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz dostum? Büyük ihtimal CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Vallahi yaşam, geçim, ekonomiden hiç memnun değiliz. Sıkıntı. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? AK Parti'ye oy verdim ama vermem daha. Bugüne kadar hep AK Parti'ye mi verdim? Evet. Peki hangisine yazalım oyunuzu? Oyumuzu ya İYİ Parti'ye yazardım ya CHP. Ne diyorsun? Biraz hemen buraya. İyisin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Mamalar kaç kalanız, bebek mamaları? Mama kullanmıyoruz. Anne süt alıyor şu an ama bez ve ıslak mendilden çok şikayetçiyiz. Yüksek. Aşırı. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Düşünceli. Karasın diyelim. Yani. Karasın. 300 lira aldım. Buyurun. İsmimi de açıklayayım. 300 lira aldım. Niye kovdunuz efendim? Niye? Bana çalıştığım yerde yok. Önce 5 günle anlaştık. Şimdi 2 gün. Şimdi... Bir gün diyor. İzin yok diye. Yani yarım gün anlaştık. Yok efendim, nedir? İşte hani nasıl olsa başkası gelecek. Mobbing uygulamak için. Tabii tabii. Evet, efendim, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Rezillik. Tek kelimeyle rezillik. Aldınız yalı. Aldım. Kaç 300... para? İndirimdeymiş. 220 liradan 160 liraya düşmüş eğer gerçekse. Bu pazar seçim olsa kim oy verir? Ben kesinlikle sol partiliyim. Oyum CHP'nindir. Sayın Kılıçdaroğlu. Bu ülke Atatürk'ten sonra çok kötü yönetildi. Bir dönemler işte Marshall planıyla ABD'nin güdümünde. Ondan sonra derken bir dönem çeteler yönetti. Ve de hiçbir zaman sosyal demokratlar tek başına iktidar 12 yıl Mustafa Kemal Paşa, 12 yıl İsmet Paşa yönetti. Milli şef olarak. O da mı kötü? Hayır, hayır. Ona, tabii. 1950 ve 50-40'tan sonra işte. Ama Demokrat diyor, 40 değil, 50'den sonra. 50'den sonra. Diyorlar ki Menderes Türkiye'yi şantiye çevirdi. Barajlar, Vatan Caddesi. O kısmını beğenmiyor musunuz? Demirel'in barajı kralı. Vallahi tabii ki onlara da ihtiyacı var ama bir ülkenin insanların birinci derece olan ihtiyaçları aslında ön plana alınmalıydı. Neydi? Köy enstitülerini kapatmakla bu ülkene en büyük bir ihanet yaptılar. Eğer köy enstitüleri eğitim sistemimizde çağa göre revize edilerek varmışsa biz bugün
dünyada lider ülke olacak. Ama eski milletim öyle demiş Hasan Ali Yücel. Ben Hasan Ali Yücel'in öyle bir şey söylediğine inanmıyorum. Çok meşhur, herkes söylüyor, bilmiyorum. Vallahi ben bunun kaynağına dayanmadan belgeli ve altında imzası olmayan bir şey, Hasan Ali Yücel gibi bir insan öyle bir şey diyemez. O uydurmadır, iftiradır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Ben burada AK Parti'ye oy veren halkıma sesleniyorum. Bunlar kendilerini düşünmediler. Bizim vergilerimizle sırtımızdan geçiniyorlar. Ama hiç olmasa torunlarını ve çocuklarını düşünsünler. Ülke tehlikelidir, tehlikededir. Hem dış yönde itibarımız sıfır, hem içeride parçalanmış durumdayız. Bir yönetici taraf olamaz. Eğer bir yönetici taraf olursa, o yerde özellikle diyelim ki özel sektörde taraf olursa yönetici, orada istihdam olmaz, üretim olmaz, kalite olur, olmaz. Üretim olur, kalite olmaz. Hele hele devletin başında olan bir kişi yönetici taraf olursa büyük büyük bir tehlike olur. Tabii. Ne demek? Tabii canım. Teşekkür ederim, saygılarım. Evet, teşekkürler. Merhaba. Merhaba. İyi olalım. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kötü. Çok kötü. Çalışıyorum ama çalıştım aldım maaş yetmiyor. Evi geçindirmeme, çevirmeme şarkı. Şükürler olsun, kira değil ama ona rağmen dönmüyor, yetmiyor. Çocuk iki tane var, ilkokula gidiyor. Şimdi okula başlayacak, kitabı, üst başlığı, defteri. Artık çocuğum eğitim durumu kötü. Çocuğum bir sınıfta 40 kişi okuyor, oğlum okulunda, sınıfında. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Oğlum tabii ki altılı masaya. İçinde? İçinde Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorum, evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Maltepe'de? Maltepe'de. Ben Maltepe olarak bilemiyorum ama benim bildiğim tek şeyi, ben 15-16 kuşak İstanbulluyum. Evet. Benim bildiğim zengin yaşıyor, fakir sürünüyor. Zengin daha çok zengin oluyor, fakir daha çok fakir oluyor. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Efendim? Nerede oturuyorsunuz? Burada, Maltepe'de. Peki bu hafta sonu sandığın başına gidecek olsak genel seçimde, oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ya o bende kalsın. Bu da cevap efendim. Verebilirim de Atatürkçüyüm ben. Tamam. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Tabii. Cumhur nasıl gidiyor? Valla berbat gidiyor. Uçmuyor, çok kötü. Diyorsun. Uçtuk gidiyoruz. Hiç iyi değil. Bu pazar seçim olsa oyu kim? Şu an kararsızım yani. Kararsız. Ya iyi olmaya çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. Geçinemiyorsun ki. Nereye uçacağız? Sizden önce biz yol, köprü, uçarız. Yol, köprü, İHA'sı ya uçuyoruz. Hiçbir şey yaramıyor onlar. Bak hala açız bak. Amca cebinde kaç para var? Vallahi cebimde 5 lira para var. Uçmuyoruz. Pazara gittik geldik 200 lira. Nereye uçuyoruz? Aynen öyle. Ne etin var ne bir şeyin. Önceden 200 lirayla hem etini alıyordun hem pazarını alıyordun. Önce bankadan çektim. Ha, Allah bereket versin. Fatura öder biter. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Yani Mansur Bey Yavaş'a ben istiyorum. Ama çünkü Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Kılıçdaroğlu'nu da yönetebilir. Yani aynı fikirdeyiz. Oturuyoruz aynı zamanda. Çünkü kira veremiyor. Ben ablam beraber oturuyor. Hangi partiye vereceğiz? Mansur Yavaş. CHP. Gülge'deyiz. Gülge'deyiz, çok şükür. Nasılsın, iyi misin? İyi diyelim, iyi olalım. İyi olalım. Öyledir. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Valla uçuyoruz be ya. Nereye uçuyoruz be ya? Valla yoksulluğa. Yoksulluğa uçuyoruz. Evet. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz be ya? Bu pazar seçim olsa ben bu Millet İttifakı'na vereceğim. Harbi. Şimdi hangi parti efendim? Efendim? CHP, İYİ Parti, Ben Muharrem İnce'nin partisine İstemeyerek de olsa üye oldum ama gene de durum CHP'ye görünüyor. Üyü CHP'ye vereceğiz, tamam. CHP gösteriyor. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Yaşam, geçim, şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Yaşam, geçim, ekonomi diyorsun. Evet. Vallahi bitmiş yani, ülke batmış gitmiş ya. Uçuyoruz diyenler var. Uçuyoruz diyenler herhalde kanat takmış. Bilmiyorum, bizim uçumuz falan yok. Kanat takanlar uçuyor. Benim bir tane çocuğum engelli. Ondan sonra iki tane kızım var küçük. Ondan biri engelli. Aşırı derece yani zor şartlarda yaşıyoruz. Yani çocukların mesela, benim kızım mesela mutlaka her çorbasını engelli olan kızım kıyma istiyor. 150 lira kıymanın kilosu. Yani gerçekten kolay değil. Allah'a şükür çalışıyorum. Ama velaki yetmiyor tabii ki yani biz nasıl para söyleyeyim? Para değeri kalmadı. Yani bizim bütçenin %70'i açıkta. Kredi kartlarıyla falan dönüyor. Hiç çalışmayan. Ona bir yerde tutuyacak. İşte çalışmıyor, kira yok bende. Babadan kalma bir gece konuda oturuyorum. Kirada olan, asgari ücretle çalışan vay yani. Yani emekli. Allah yardımcılar olsun. Ya inanılmaz bir sıkıntılı durum var.
Abi Maltepe'de mi oturuyorsun? Ben doğma büyüme Esenkent'liyim. Maltepe'nin şeyi, semti. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi bu pazar seçim olsa ben şimdi şöyle söylüyorum. Ben Millet İttifakı'na vereceğim. Ben İYİ Parti'ye veriyorum. İYİ Parti'ye veriyorum. Daha önceden CHP'ye de verdik ailenin bir kısmı. Ama belki ben İYİ Parti'ye veriyorum. Evet. Sağ olun siz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bence çok kötü. Uçmuyor muyuz? Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Vallahi Cem Uzan başta olsaydı Cem Uzan'a verirdi. Bu kaçak, onu geç. Başka. Vallahi Selahattin Demirtaş. Ederim efendim, siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Gayet iyi. Biraz sabırlı olmak gerekiyor sadece. Evet, esnafım. İnşallah iyi olur abi. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir gerekçeniz var mı, neden? Var tabii ki. Eskiden iyiydi, şu an iyi değil dedi de. Valla onunla katılmıyorum. Biraz sabırlı olmak lazım. Vatandaşımız istiyor ki her şey böyle havadan gelsin, benim cebime girsin. Öyle bir şey yok. Türkiye iki döneme ayrı. Ne kadar sabır abi mesela? Ne kadar sabır? Ya çok az kaldı. Yok, uzun zaman değil. Ya şu anda, aylarla ifade edelim. Ya aylarla, evet aylar. Belki aylar, belki bir yıl. Ama biraz sabır ya. Ülkemize, vatandaşlarımız artık ülkesine güvensin. Şu kutuplaşmayı, ayrımlaşmayı bırakalım artık. Birbirimize olan inancımızı, güvencimizi tazeleyelim. Artık birlik olalım. Kutuplaşmayalım. Oy hangi partiye? AK Parti'ye tabii AK ki. Ana. Kastamonu, güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Allah dayasın. Bu pazar seçim olsa bir oyu kime vereceğiz? Başkası var mı? Onunla daha genç. Abi Fatih 19 abi. Yaşında İstanbul'u almış, adam 50 yaşında. Neresi genç? Bizim ustamız var, bize yeter. Tamam, usta ya, Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Artık sizden önce bizi artık yapamıyor, eskiden yapıyordu dedi, şu an artık yapamıyor dedi, ne dersin? Ölüsü yeter ona, ne demek yapamıyor, kim demiş onu ya? Hayat pahalı abi. Dünyada huzuru getirmeye çalışıyor, baksana, barış. AK Parti'ye yazdık. İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyi olacağız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Gerçekten çok kötü. Geçinemiyoruz. Ben mesela şu an 16 yaşında bir öğrenci olarak temel ihtiyaçlarımı bile sağlayamıyorum. Hani herhangi bir öğrencilere eğitim olsun, hiçbir destek yok. Kitapları devlet veriyor, defterleri belediye veriyor, öğrencinin bir ihtiyacı yok diyenler var. Ne dersin? Şöyle, o iş okulda öyle olmuyor. Yani temelde öyle gözüküyor ama okulda öyle değil. Öğretmenler, ben şimdi 11. sınıfa geçtim. Sınav öğrencisiyim. AYT'ye başlayacağım ve öğretmenlerim bana şu kitabı al, bu kitabı al. Evet, ek kaynak istiyorlar okulda. En ucuz 150 lira. Evet, en ucuz 150 lira. Şimdi benim 4-5 tane temel dersim olduğunu düşünürsek 600-700'e geliyor. Ben bu parayı nereden bulayım? Ailem geçimimi sağlıyor benim aynı şekilde. Ailem de asgari ücretle ya da işte o şekilde geçiniyorsa. Zaten zor geçinir, bir de öğrenci. Aynen öyle, kirası var, faturası var. Özetle zor. Çok zor. Seneye muhtemelen seçmen olacaksınız. Hangi partiye verirsiniz? Hangi parti? Şu an herkes kendi çıkarını düşünüyor. Yani vatandaşı düşüneni düşünmüyorum ben. Ama kesinlikle AK Parti olmayacak. Öbürünü söylemek ister misiniz? Pas mı geçelim? CHP mi? Yok, hangi partiye vereceksiniz? Söylemek ister misiniz? Yani... Şimdi anketimiz Sayaçlı. Ya, iktidar kesinlikle olmaz. Ama Sayaçlı ise CHP diyeceğim o zaman. CHP'nin düşünce tarzını beğeniyorum. Hani şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun da düşüncelerini çok beğenmesem de en azından hani Atatürk'ün o düşüncesi ve CHP'nin kuruluş amacını ve amaçlarını beğeniyorum. O yüzden CHP diyebilirim. Tamam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kızım biraz sen merak açık. Valla biraz zor yani. Çalışıyor musunuz, emekli misiniz? Ben çalışıyorum. Modoko'da çalışıyorum. Kira mı kendinizin? Kira kendimizin değil. Çok zor tabii ki. Tek maaş mı giriyor be? Evet, babamız çalışıyordu. Ben yeni başlayacağım yarın inşallah. Değil mi? Baba emekli mi oldu? Değil. Hala çalışıyor. Biraz geç başladı bizim sigorta olayımız. O yüzden babanın bir hayli zamanı var daha çalışmak için. Efendim, ekonomi zor dediniz. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi aslında bu işi becerebilenler gelmeli bence. Kim mesela yarın olsa kim becerir, kime verirsiniz? Karı biz gazeteciyiz, bir partiyle alakamız yok. Evet. Bir şeye gidiyoruz. Fikrini söylerseniz. Vallahi aslında... Malum zamandaki, şu andaki başımızda bulunan insanlar şu zamana kadar ellerinden geleni yaptılar gibime geliyor benim. Ama yine verilirse bence bir şeyler daha olur gibime geliyor. Aynen. Geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Tabii, Maltepe'de değilim ben. Başı büyük değil. Ben kendim memnun değilim. Başkası için de bir şey demeyeceğim. Nasıl soruyoruz? Memnun değilim. Benim şahsım memnun değilim. Çalışıyor musun?
yok, emekliyim, yeni emekli oldum. Ama yetmiyor. Peki bu pazar seçim olsa kim oy verecek? Merhaba, sorarım. Benim merak edip gideceğim bir şey yok ya. O yok mu? Kimse vermeyecek? Hiç kimse yok. Tamam. Nasıl gidiyor? Abi ben burada yaşamıyorum, bilmiyorum. Nerede yaşıyorsun? Fransa'da. Yurt dışında senin için iyi. Peki bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin abi? Selahattin Demirtaş'a. HDP. Seçim ekonomi nasıl gidiyor? Ben 25 yıldır gurbette yaşıyorum. Ben ömrümde hayatımda bu kadar insanlarımızın bu kadar dar boğazda, bu kadar sıkıntı içinde yaşadığını daha önce Türkiye'de değil mi efendim? Hiç görmedim, aynen. Dediğim gibi 25 yıldır Türkiye'deyim, Belçika'da yaşıyorum. Her sene gidip geliyorum, her sene gidip gelmem de ülke daha çok uçurma, daha çok felakete gidiyor. Bunu, bu sene daha da kötü galiba. Yani her sene daha kötü. Ben korkuyorum önümüzdeki sene, yani gelip gelmemeyi bile düşünüyorum ki eğer bu iktidar hükümette kalırsa. Sizlere yani mi daha pahalı geliyor? Sizlere mi buraya pahalı? İnanılmaz yani. Şöyle söyleyeyim, geçen seneki fiyatlara vurursak şu anda 3 misli. Geçen sene aldığım fiyatı bu sene 3 misli alıyorum. Şu anda neredeyse oradaki orada yaptığım harcamaların büyük bir kısmını ödediğim ederi burada da aynı. Hemen hemen çoğu ürünlerde aynı miktarda ödüyorum yani. Eyvallah. Yani şu anda Avrupalılar için bile burası cazip değil. İmkanı yok. Yani diğer gelen gurbetçilerimizin işte Avrupa'nın çöküşünü, Türkiye'nin kalkışını söylüyorlar ama bu kadar ikiyüzlülük ve riyakarlık ben ömrümde görmedim bu bizim gurbetçilerimiz adına. Yanlış. Abi bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Ya benim şunu söyleyeyim, ben ömrümde hayatımda hiçbir sol partiye oy vermedim. Ben görüşüm şeyim Türkeş üzerine, Alparslan Türkeş. Ama evet, şimdikiyle alakası bile yok yani. Türkeş'in benimsediği güç. Hem de öyle böyle değil yani. Yani şu anda mezarında dönüp kemikleri sızlar ya, mezarında dört döner diyebilirim şu an için, rahmetli için, ama şu anda onun güttüğü, durduğu davada ve ilerlediği, yani kendine hedef koyduğu şeyle uzaktan yakından alakası yok. Şimdi güzel oldu abi. Sonuçta oyu kime vereceğiz? Ya benim şahsi görüşüm Meral Akşener. Yani burada kalmış olsam, oy hakkım olsa, orada var. İşte orada da bir şekilde kullanacağız. En son da Meral Akşener'i kullandım. Meral, Akşener, tamam. Meral Akşener'dir. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kötü. Kötü. Çalışıyor muyuz, emekli miyiz? Emekliyim, çalışıyorum. Yine de yetmiyor. Abi bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Millet İttifakı'na vereceğim. Şimdi hangi parti efendim? CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Gelecek, Devam. 5 parti var. Şöyle söyleyeyim. Bak bunu CHP'nin Maltepe ilçe başkanlığına da söyledim. Eğer dedim Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse dedim vermeyeceğim dedim. Oyumu kullanmayacağım dedim. Ama dedim Mahsur Yavaş dedim adaylığını açıklarsa dedim gideceğim vereceğim dedim. Ekrem olursa, İmamoğlu olursa yine mi veririz? Yine veririm. Ama Kılıçdaroğlu'nu yok. Tamam. Bak sebebini söyleyeyim. Onun karakteri değil, kişiliği değil, ahlakı değil. Bu bunlardan dolayı değil. Mezhebinden, ben de Aleviyim. Eyvallah. Tamam mı? O da tamam mı? Çok oyma alamaz diye. Onunla kazanamaz diye mi? Aynen öyle. Endişeniz var. Aynen. Şimdi aynen öyle. Bu noktaya gelmiş. Tavuk yumurta çıkmış. Buradan sonrası aynen öyle. Kazanacak insanımız varsa onu vereceğiz. Anladın mı? Onlar da diyor ki büyük şehirleri kaybederiz. Mahsur ve yok, öyle bir dünya yok. Sen gelirsin, kayyum atarsın, öbürünü getirirsin, koyarsın oraya. Ya diyelim ki Mahsur Yavaş aldı. Tabii. Tamam mı? Tamam, aldı. Ne yaptı? Diyelim ki Ankara'da meclisin içerisinde bir tane AK seçildi. Tamam mı? 5 ay sonra kayyumla. Kayyumla onu al aşağıya, getir onu koy. Zaten CHP'nin hakkı diyecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen yapıyorsun da onun yapması kimse kötü mü? Etmez. Tabii canım yani. Mantıklı. Sen haklısınız. Kısa. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Yaşam, geçim, ekonomi? Çok iyi. Hangi partiye vereceğiz? AK Parti. Hayırlı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yani ekonomi rezalet. Dolar bazında herkesin zaten maaşları yerlerde sürünüyor. Uçmuyor muyuz? Bu Bangladeş seviyesine iniyoruz. Bangladeş'e indik. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Zafer Partisi'ne veririm. Ümit Özdağ Hoca'ya yazdık mısınız? İyi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Güzel. Güzel, Allah da izin. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Erdoğan'a. AK Parti'ye. İyi misiniz? İyidir abi. Yaşam, geçim, ekonomi. İyi mi, kötü mü? Kötü. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Verme. CHP. CHP. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Ya nasıl olacağız? Ne vallahi yani hiç iyi değiliz. Yere battık. Battık. Ya artık ay sonunu göremiyoruz böyle. Pazar seçim olsa oy kime? Akşener'e. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat gidiyor. Affedersiniz çok berbat. Bombok her şey. Sizden önce birisi dedi ki Türkiye uçuyor dedi. Köprü, baraj, yol, İHA, SİHA. Lanet olsun. Onlar eksik olsaydı da benim ekmeğim, aşım daha ucuz olsaydı. Bu böyle olmaz. Her gün lazım süt, yoğurt, evet. Bu böyle olmaz. Doğru. Bu pazar. Ben 72 yaşındayım. Böyle günler hiç yaşamadım. Bu kadar yokluk, bu kadar hayatınızın pahalılık. En zor anı benim şu an. Bu kadar pahalılık hayatımda görmedim. Bak, normal bir pahalılık değil. Böyle zıpladı, hopladı fiyatlar. Neden düzeltilmiyor bunlar? Niye çare bulunmuyor? Yani hepimiz ölelim mi? Toplu ölüm mü olsun? Ölelim, yaşamayalım. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kesinlikle belli. Şimdiki hükümeti asla vermezdim. Belli vereceğimiz asla belli. Vermezdim şimdiki hükümete. Evet, kime vereceğiz efendim? Belli. Ben şeyi CHP seviyorum. Yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Akşener'i seviyorum. CHP'ye yazdık. Evet. Hiçbir siyasi partiyle bağımız kesinlikle yok. Sadece sokak röportajı, vatandaşın tepkisini, görüşlerini almak için. Diyoruz ki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Soruyoruz. Vallahi yaşam dediğin ölüden medet umulmaz. İsmi üstüne ölü. Ölü. Bugün baktığın zaman. Kendiniz öyle mi seviyorsunuz? Evet. Yaşam 20 mi? Seneden beri bu adamlar iktidardalar. 21 odak, evet. Şimdi baktığın zaman kadın ticareti almış gidiyor. Mafya desen hakeza. Efendime söyleyeyim. Petrol dediğin petrolün mafyası kim? Esrarın mafyası kim? Adam Avrupa'dan konuşuyor. Ben diyor Türkiye'de milletvekiline 10 milyon dolar veriyorum. Ey iktidar! Dininiz, imanınız, vicdanınız, merhametiniz var mı? Bu adam bunu söylüyor da sizler neden susuyorsunuz? Ne gibi bir ortaklığınız var? Peki bu pazar sandığa gitsek efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi şimdi baktığın zaman Türkiye'de bana göre ben 46 doğumluyum. 59 senesinden beri şu İstanbul'dayım. Esnaflık yaptım, kamuda çalıştım, belediyedeydik. Bu adam geldi. Bugünkü hükümetin başı 1200 kişiyi bir anda attı. Türkiye genelinde 7000 kişiyi işten attı. Hani insanlık, Müslümanlık katmıyorum. Belediye gelince mi attı, hükümete gelince mi efendim? Belediyede. Büyükşehir'de. Evet. Büyükşehir'e geldiği zaman onların döneminde, sözlerin zamanı bitti, bunların döneminde. 7000 kişi. 7000 kişi Türkiye genelinde. 1250 kişi Süser'de. Benim bağlı şirketi. Ve bir de utanmadan cemevleri Cümbüşev. Ulan nasıl Cümbüşev oluyorlar? Şimdi öyle demiyor mu? Hayır. Hacı Bektaş'a gitti. Ener ki o Hacı Bektaş'ı Veli'de. Aha niyaz ediyorum. Ener bir yer varsa benim kıl kadar hakkım varsa zehir zımbık olsun. Bunlar Hacı Bektaş'taki insanlara mı yoksa gidene mi? Hacı Bektaş'a gitti ya, gidene evet. Diyorum. Gidene, evet. Ve buraya nasıl geldi? Nasıl? Cümbüşevi deniliyordu biliyorsun. Evet. Evet, Cümbüşevi diyordu. Buraya nasıl utanmadan geliyor? Hangi yüzde geliyor? Kaç parayla satın alındısa gidiyor. Beyefendi, ayıptır. Kabahati yok. Bir dakika. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nasıl yani bu? Kendisi acaba Ehl-i Beyt'i biliyor mu? Valla ben 68 kuşağıyım, artık o kadar. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.